Herkese selamlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Undertale'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Undertale'ın kaçıncı bölümündeyiz? Sanırım 6. bölümdeyiz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son bu çalının orada zırhlı hatta kral muhafızlarının başı olduğu düşündüğüm bir kişiyi görmüştük. Bize saldırıyordu ama sonra vazgeçti sanırım. Ve bunları buraya koymam gerektiğine dair bir psikolojim var. Kesin buraya koyacağım çünkü başka bir şey yok. Evet. Aa, açtılar. Bir dakika, şu yazıyı okumam lazım. 4 köprü tohumu suda yan yana sıralandığında çiçek açarlar. Tamam, açsınlar bakalım. Mük. Evet, harikulade bir canavar. Aaron geriniyor. Bildiğiniz gibi bir yerden sonra daha merhametli olmaya başlamıştım. Kışkışlıyım ben Aaron'a. Git yani ya. Vay Atik, sevdim. Bismillah. He tamam. Aaron, senin atağını çözdüm ben diyordum. Ne kadar güzel. Gerinelim. İkimizin de atağı atmış. Ne kadar güzel. Tamam, o zaman bir daha gerinelim. Mükemmel. Artık herhalde Aaron bana bir vurdu mu sonsuz can vuracak. Ve çok hızlı gelmeye başladı atakları. Yine gerinelim. Kendisini gerinerek odadan attı. Kazandın. İlginçti. İnanılmaz yüksek bir ses. Biliyorsunuz bizim geleneğimiz böyle, inanılmaz yüksek bir ses. Siz o kadar duymuyorsunuz arkadaşlar ama ben nasıl çok duyuyorum. Bir bilseniz nasıl duyuyorum sesi. En şeyine kadar duyuyorum, merak etmeyin. Nasıl yapacağız ya? Sanırım buraya gideceğim. Yaptığım gibi. Evet. Yaptım. Alo, ben Papyrus. Bu numarayı nasıl mı aldım? Çok kolaydı. Numaranı bulana kadar telefondaki her tuşa bastım. üzerinde ne var? Ben bir arkadaşım için soruyordum. Seni şey giyerken görmüş. Bandana. Doğru mu? Şey mi diyorsun? Bandana. Allah Allah, niye bunu istiyorsun Papyrus? Hayır, giymiyorum. Yani şey giymiyorsun, bandana. Tamamdır. Benim arkadaşımsın, yani sana %100 güveniyorum. İyi günler. Üzgünüm Papyrus. Sen birilerini iletecektin kesin. Seni pisi. Bir casus mu var acaba? Koşuyor, ayaklarını sürüyerek geliyor. Şu atam temizle beni. Cik cik yeşil demek temiz demek. Oh my god. Yeşili almam lazımdı büyük ihtimalle. Mineyi beni temizle. Bu fight'ı zaten bir yerden tanıdık geliyordu. Bir tane bitki mi ne vardı? Vegetoid miydi? O da öyleydi hatırlarsınız. Bir dakika, pembe mi ismin? Evet, pembeymiş. Bildiğiniz gibi bizde sarı değil, pembe. Burada bir teleskop var. Teleskoptan bakacak mısın? Bakacağım. Duvarı kontrol et. Duvarı kontrol. Tamam. Edeceğim. Bunlar ne? Ah, görünüşe göre yıldız. Haritan alttakiyle aynı. Ablam ve ben umarım bir gün gerçek yıldızları görürüz. Bunlar gerçek değil mi? Hadi ablacığım, bir dilek tut. Binlerce kişinin birlikte dilek tutması bir hata olamaz. Kral bunu kanıtlayacak. Dilek odası. Aa, yıldızları yok. Uzun zaman önce canavarlar dileklerini gökyüzündeki yıldızlara fısıldarlardı.
Eğer tüm kalbinle dilediysen deliğin gerçek olurmuş. Şimdi elimizde tek kalan şey tavandaki parıltılı taşlar. Yazık. Sizi de kurtaracağım. Duvarı kontrol et. Anladınız. Duvarları antik yazılar kaplıyor. Kelimeleri seçebiliyorsun. İnsanlar ve canavarların savaşı. İnsanlar neden saldırdı? Aslında korkacak bir şeyleri yok gibiydi. İnsanlar inanılmaz derecede güçlü. Neredeyse tüm canavarların ruhu sadece bir insanın ruhunun gücüne eşit. Ama insanların bir zaafı var. İronik olarak bu zaaf ruhlarının gücü. Gücü vücutların dışında da sürmeye devam eder. Hatta ölümden sonra bile. Eğer bir canavar bir insanı yenerse ruhunu alabilir. İnsan ruhuna sahip bir canavar akıl almaz bir güce korkunç bir yaratık. Aklıma Aku geldi. Garip yaratığın resmi. Bu çizim hakkında çok rahatsız edici bir şey var. Çok iyi. Geçebiliyor muyum? Go 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 go. Bir yere var mı? Gittim. Evet, bir koridor. Bakalım. Ne? Oha, dur dur dur, ne? Yine geldi. Yine geldi bu zırhlı. Dojla. Dojladım. 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 Çok yavaşsın. No hit. Mük oynadım. Kaç kaç kaç. Kaçtım kaçtım. Daha bok bulursun. Niye ilerleyemiyorum? Aha. Geldi. Vış. Geberdim galiba. Lan? Sarı bir şey tutuyor. Ne tutuyor? Hadi bakalım. Yoluna. Kaçtım ben kesin. Aha, ben buradaymışım. Bu ne? Ya böyle şeyler var. Bunlar ne işe yarıyor? Kesin gizemli. Aha! Yine gelmiş bizim küçük. Yok! Gördün mü? Undyne demin bana dokundu. Adı Undyne. Yüzümü bir daha asla yıkamayacağım. Adamım, çok şanslısın. Birazcık daha solda duruyor olsaydın eğer. Yok, endişelenme. Onu tekrar göreceğimizden eminim. Ben onu görmek istemiyorum. Bu yanlış anladı beni. Yine düştü çat diye. Az geçen de düşmüştü. Peynir o kadar uzun zamandır buradaymış ki etrafında büyülü bir kristal oluşmuş. Masaya yapışmış. Böyle bir şey olması ilginç. Fare sesi. Evet. Farenin bir gün peyniri mistik kristallerinden çıkaracak olması olasılığını bilmek içimi çok değişik şeyler doldurdu bence. Azimden başka bir sürü şey. Aa, kankam hoş geldin. Teleskop işine girmeyi düşünüyorum. Normalde bu ayrıcalıklı teleskobu kullanmak 5000 altın. Ama seni tanıdığım için ücretsiz kullanabilirsin. Ne dersin? Kullanayım. Evet. Bence bunun kapağını kaldırmamışsın sen Sans. Vış, gözüme ne oldu? Hı, tatmin olmadın mı? Üzülme. Sana para iadesi yaparım. Bedavaya yaptım ya. Sandı kullanacak mısın? Evet, kullanacağım. Vazgeçtim. Ne oluyor lan? Z'ye basıyormuşum X yerine. Süt müsün sen? Yıldız nedir? Dokunabilir misin? Yiyebilir misin? Öldürebilir misin? Sen bir yıldız mısın? Çok ilginç felsefe. Bir odaya geldim. Aa,
dondurmam kaymakçı. Ben geldim. Dükkanımın yerini değiştirdim ama hala müşterim yok. Neyse ki bir çözüm düşündüm. Zımbalı kartlar. Her dondurmam kaymak aldığında sandıktan bir zımba kartı alabilirsin. Her 3 kartın varsa bedava dondurmam kaymakla değiştirebilirsin. Birçok müşteriyi tekrar getireceğine eminim. Dondurmam kaymak içinizi ısıtacak bir dondurulmuş tatlı. Sadece 25 altın. Sanki 15'ti bu. Teşekkür ederim. Gidiyorum. Evet, çiçekleri dinleyelim. Yoldan geçenlerin sohbetini tutuyorsun. İstediğin bir dilek yok mu? Yoldan geçenlerin sohbetini duyuyorsun. Sadece bir tane ama biraz aptalca. Nerede devamı? Devamı. Zırrrr. Alo, ben Papyrus. Sana giysilerini sorduğum zaman hatırladın mı? Şey, bir arkadaşım bilmek istiyordu da. Senin için olan düşünceleri oldukça ölümcül. Kesin anday. Şey, endişelenme canım insan. Papyrus sana asla ihanet etmez. Şey giymediğini söyledim. Bir bandana. Tabii ki ben de ona senin aslında şey giydiğini söyledim. Bir bandana. Mal mısın Papyrus? Ya bu ne ya? Ben bandana giyiyorum değil mi? Değiştirmem lazım. Bandaj giyeceğim. Değiştiremiyorum ya. Öf, Papyrus'a keşke yalan söylemeseydim. İşte arkadaşlar. Yalan söylemenin cezası. Seksi kıvırma geldi. Mük. Dur, sizi öldürmeyeyim ben, başlayayım. 1-6. Güzel. Allah belanı versin. Bir çift vale pupucu. Alacak mısın? Al. Bir şey aldım. Vale pupucu. Bildim. Saldırı 7. Giyelim biz bunu. Bizimki 5 diye hatırlıyorum. Bununki 7'ymiş. Saldırı 7. Gayet iyi yani. Mük. Woşua. Ooo, bu ne böyle? Cik artı. Bir dakika, Woşua'yı öldürmemeli. Woşua ağzıma vurdun. Woşua'dan beni temizlemesini istiyorum. İnsanları, bak, canavarları öldürmek çok daha eğlenceli bu arada. Onu söylemem lazım şeyden, bağışlamaktan. Kesinlikle öldürmeyi daha çok eğleniyorum. Ama işte... Üzülmesinler AQ diyorum kendime. Öldürmeyeceğim diyorum. Aslında öldürmek çok daha güzel. Artık bunları bağışlayabiliyorum. Yoldan geçenlerin sohbetini duymaya devam edeceğim ben. Öyle söyleme. Hadi, gülmeyeceğime söz verdim. Heh, dileğini anlatacak. Neymiş dileği? Ben de merak ettim lan. Neymiş diye. Okullarını ele geçirecek güç. İnsanların korktuğu bu güçtür. Hiç hayra alamet şeyler görmüyorum. Ve gitmek istiyorum. Harikulade. Yeni bir fight mı?
Hey, oradaki sen anime misin? Burada olduğunu fark ettim. Ben Soğansan. Soğansan, duydun mu? Umurumda değil. Şelaleyi geziyorsun demek hı? Burası harika demek hı? Sevdin demek hı? Evet, ben de bu en büyük favorimdir gibi bir şey. Su burada sığlaşıyor olsa bile benim sürekli oturmam gerekiyor ama hey, sıkıntı yok, şehre taşınmaktan iyidir. Ve kalabalık bir akvaryumda yaşamaktan. Tüm arkadaşlarımın yaptığı gibi. Sen oğlum. Ve akvaryumda dolu. He her neyse. Yani giymek istemesem bile ben. Sıkıntı yok ama duydun mu? Anda hakkında her şeyi düzeltecek, duydun mu? Buradan kurtulup okyanusta yaşayacağım, duydun mu? Andain seni yeryüzüne mi çıkartacakmış? Nasıl yapacakmış bunu? Hey, oradaki odanın sonuna geldik. Görüşürüz, iyi eğlenceler. Şelalede. Ya dileğini duyamadım adamın. Kesin farklı bir... Yemek yemeli miyim? Dondurmam kaymağım. Leziz. Tabii. Mük. İyileştim. Hı. Siren. O kadar. Sussun ki. Sire sire simi simi. Vış ana. Saçmaladı bir an. Evet, çalacağım. Size zevk sunduğum için tebrik ederim. İlk 8 notası yeter. Koridorda mırıldanıyor. Kuzeydeki oda büyük bir hazine saklıyor. Bu gücün karşılığı yok. Hatta bir insan canavarların ruhunu alamaz. Bir canavar öldüğünde ruhu yok olur. Ve yaşayan bir canavarın ruhunu ele geçirmek için olağanüstü bir güç gerekir. Tek bir istisna var. Canavarların özel bir türü olan bölüm sonu canavarları. Bir bölüm sonu canavarının ruhu ölümden sonra da kalacak kadar güçlüdür. Ama kısa bir süre için. Bir insan onun ruhunu emebilir. Ama şu ana kadar hiç olmadı. Ve artık hiçbir zaman olmayacak. Koridorda mırıldanan şarkı mı? Ayağındaki yapılar kuruya benziyor. Kafasına yağmur geliyor. Lütfen bir tane alın. Lütfen bir tane alın. Şemsiye mi? Alayım. Ha, elime aldım. Dur şu ıslanmasın. Buna vereyim ben. Şemsiye heykelin üzerine koydum. Heykelin içinde bir müzik kutusu çalmaya başladı. Aa! Herhalde onu piyanoda çalacağım bunu. Aha, notalar çıkıyor yukarıda. Gizem buldum. Bir dakika. Durun, hemen yapayım. Kare. Yan. Normal. Aşağı. Aşağı. Yan. Yaptım. Gideyim de çalayım. Tamam. Tamam. Çalma time. Bakın. Evet, çalacağım.
Aha vallahi yaptım ama bir daha çalacağım. Çünkü hızlı çalamadım. Dın din dın 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 din. Yanlış yaptım. Neyse. Çıkayım ben. Şu odaya gideyim. Dın din 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 din. Bu efsanevi bir eser. Alacak mısın? Hemen al. Çok fazla köpek taşıyor. Gıcık köpek. Bilgi. Gıcık köpek. Gıcık köpek. Gıcık köpek sihirle yok oluyor buraya. Gelince geliyor. Çok ilginç. Gıcık köpek kötü bir şey yapmayacaksın umarım. Gıcık köpek! Gıcık köpek sana koyarım. Gıcık köpek! Allah seni. Şu köpek. Gıcık köpeğe küfür edeceğim. Bir dakika. Dışarıda yağmur sesi geliyor. Tamam, bir tane de kendim. Gideyim mi? Yansımam. Aa, yansımam var. Ne güzel grafikler. Yuh, şemsiyem mi var? Harika. Hadi gidelim. Yuh. Şemsiyenin altında değilsin. Sen ıslanıyorsun. Fark ettin mi? Adamım andan çok havalı. Kötü adamları haklar ve asla kaybetmez. Eğer bir insan olsaydın, insan olsaydım her gece yatağımı ıslatırdım. Beni hakladığını bildiğim için tabii. Aa. İnsanlar kötü mü demek istedin sen? Seni burada yok ederim. Ben insan. Bir keresinde bir çiçekle ilgilenmemiz gereken bir okul projemiz vardı. Kral. Ona Bay Dremur diyorduk. Kendi çiçeklerini bağışlamak için gönüllü oldu. Okula gelip bize sınıfta sorumluluk gibi konuları öğretti. Bu da beni düşündürdü. Yok. Eğer Anday okula gelseydi havalı olmaz mıydı? Bütün öğretmenleri haklardı. Bunu mu düşündün? Anday'ın kafayı yemiş Anday'la. Belki öğretmenleri haklamazdı. O kadar havalı ki masum birilerinin canını yakmaz. Undyne beni korkutuyor. Ne güzel bir yerden geçiyorum. Ana bak. Ben arkamı döndüğümde o da dönüyor. Ben öne baktığımda o da bak. Böyle yaptığımda gidiyor. Böyle bakıyorum. O da gidiyor. Ne güzel. Ya. Şemsiyemi bırakmam gerekiyor sanırım artık. Yok, bu çıkıntı çok dik. Yok, ana da aynı görmek istiyordum değil mi? Omzuma tırman. Ana, tırmanayım mı? Çok teşekkür ederim ama ana da aynı görmek istemiyorum. İstemiyorum. Yine düştü. Bu çocuğa bir başına bir iş gelecek ama neyse olur şimdi yani. Evet, bu içimi azimle doldurabilir. Çok güzeldi çünkü. İnsanlar saldırmış. Bak ben insaf ediyorum. En sonunda buna savaş bile denemezdi. Birlikler insanlar çok güçlü ve biz canavarlar çok zayıftı. Bir tane bile ruh alınamadı. Sayısız canavar toza dönüştü. Bir dakika telefonum çalıyor. Evet, devam edelim. Kayıt devam ediyor değil mi? Evet, ediyormuş. Evet, bir patika.
Gidelim. Az önceki gibi lütfen gelme. Bak koridor, bu koridorlar senin koridorun galiba. Anladım ben. Bak. Bak kesin kötü bir şey oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir fight mı? Bismillahirrahmanirrahim. Aha geldi. Bak bak bak. Anam, bunları değil girmemem lazım anladığım kadarıyla. Tek mi yiyeceğim girersem? Büyük ihtimalle öyle olacak. Tek yiyeceğim. Tek yememek istiyorum. Peki neye göre gideceğim? Sanırım şu an böyle gideceğim. He, bunu takip edeceğim. Alttaki patikayı takip etmeliyim. Tamam, ediyorum. Kızma. Ediyorum. Anam. Ha, tamam. Bir atak yapıyorum. Sanırım o şeyler ama tek atacak. Şimdi öyle bir his var. Tek yiyeceğim gibi bir his var. Anladınız? Bak yine geldi o ataklardan. Neyse ki çok basit kaçması onlardan. Biraz hızlı atıyor ama basit. Bak yine geldi. Anam! Tek yemiyormuş. Atabiliyor. Kayboldum galiba. Ne oluyor? Oo! Omega! Dünyanın uzun Omega'dı. Gitti galiba, gideyim mi? Evet, şimdi karşılaşma vakti. Anam, ne ettin sen? Ben düştüm. Ben düştüm. Evet, aşağı düştüm. İyiyim. İbo. Hı? Hoş isimmiş. Benim adım... Ne adım? Duyamadım. Adını duyamadım. Gizemli. Duyamadım adını. İçimde kaldım. Arkadaşlar. Burada bırakayım mı? Birazcık daha ilerleyeceğim ya. Birazcık daha, çok azıcık ilerleyeceğim. Bu nedir? Bu nedir? Alayım. Çok şey taşıyorum. O zaman almayayım. Ne oldu? Bismillah. Ha, işte böyle kaçmayı seversin. Ben bir manken içinde yaşayan bir hayaletim. Kuzenim de eskiden bir mankenin içinde yaşardı. Ta ki onların evini yok ettin. Biz hayaletler tüm hayatımız uygun bir taşıyıcı arayarak geçiririz. Yavaş yavaş yeni vücutlarımıza adapte oluruz. Ta ki bir gün biz de bedensel bir varlık olabiliriz. Gülebilir, sevebilir, dans edebiliriz. Diğer herkes gibi. Ama sen benim kuzenimin geleceğini elinden aldın. Senin kuzenin yoksa oyunun en başındaki şu Toriel'in bize antrenman kuklası diye gösterdiğimi. Aşağılık, aşağılık, aşağılık. İnsan, umarım kendi vücuduna çok bağımlı değilsindir. Çünkü ruhun sökülmek üzere. Fight. İşte. Sanırım bir boss fight geliyor. Al bakalım. Ne oldu? Ahmak, ahmak, ahmak! Taşıyıcıya saldırsan bile beni asla incitemezsin. Ben hala ruhani bir varlığım, seni man kafa. Dur. Manken bir iltifat mı? Ne oldu lan? Karalama atıyor. Ne oldu? Aha! Of, sizi man kafalar. Bilirinizi nereye hedef aldığınıza dikkat edin. Hey sen, büyü hakkında söylediklerimi unut.
Anladım ben seni nasıl yeneceğimi. Gel bakalım. Senin atışlarını sana vurdurtayım da gör. Atın atın atın. Oo! Bereketli. Seni yeneceğim bilmem ne. Hiç dinlemeyeceğim bile seni. Senin ağzına vuracağım. Uzun zamandır canım bir boss fight çekiyordu. Güzel. Şöyle of of of. Dur. Tehlikeli. Bir dakika, hayır. Bir dakika, benim yine telefonum çalıyor arkadaşlar. Bir susmadı bugün telefon. Çok özür dilerim sizden. Şu anda devam ediyor değil mi kayıt? Tamam. Yok, anlayamadım da. Sussana sen ya. Oo, değişik değişik şeyler geliyor. Kızgın mankenin pamukları diyalog kutusundan. Hı? Evet, sanırım bu kuzenimin intikamını alır. Beni öldürmen mi? Kuzenini de yok ederim seni de. İsmi neydi ya? Allah'ım yarabbim. Kuzenin ismini bilmemesi. Neyse. Değişik şeyler atıyor artık. Güzel. Ahmak. Sinirliymişsin gerçekten ya. Hey çocuklar. Man kafa. Beni vurmanız gerektiğini söylememiş miydim? Söylememiş miydin? İşe yaramazlar. Kovulduğunuz hepiniz değişeceksiniz. Şimdi gerçek gücümü göreceksin. Sprint olmayan kişileri güvenmek. Manken botları, büyülü füzeler. Ne? Oo, güdümlü. Hepsini sana çaktım ağzına. Manken botlar, tekrar deneyin. Of, hepsini çaktım yine. Manken botlar, çok kötüsünüz. Sizi çarkı felek gibi böyle vururum. Manken botlar, son saldırı. Oo! Of. Oo! Heh? Son saldırı. O olamaz. Bunlar diğer adamlardan da kötü. Bana ne? Arkadaşa ihtiyacım yok. Bıçaklarım var. Bismillah. Benim bıçaklarım bitti. Ama önemi yok. Seni incitemem. Sen de beni. Benim savaşmaya mahkum kalacaksın. Sonsuza kadar. Bu şey de ne? Asit yağmur mu? Unut bunu. Buradan gidiyorum. Kazandım mı? Naps lap buluk. Özür dilerim, sizi böldüm değil mi? Ben gelir gelmez arkadaşın hemen terk etti. Oh hayır, siz ikiniz eğleniyor gibi gözü kördünüz. Oh dur, sen bana daha önce saldırmamış mıydın? Aa, garip oldu. Üzgünüm, iyi günler. Niye böyle ben uzatıyorum? Şey, eve doğru yol alıyorum. Seni uyarıyorum. Böylece yanlışlıkla benim evime kadar takip etmezsin. Büyük ihtimalle bu hoşuna gitmez. Evine gideceğim kesinlikle Selin ama. Hey, beni takip ettin. Evim hemen burada. Bizden bu yana gelmek istemezsin büyük ihtimalle. Umarım yardımcı olmuştur. Güzel. Boss fight'ımızı da aldık. Bitti bu iş. Neyse, telefonum da çalıyor. Takipte kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.